Diyanet TV izleyenleri hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle bir kez daha selamlıyoruz. Akustik isimli programımızın ikinci bölümünde sizlerle yine birlikteyiz. Bugün çok kelam etmeyeceğiz. İlk bölümde biraz sanırım çok konuştuğumuz için biraz az müzik yaptık. Çok fazla laf söz yapmadan direkt eserle girelim diyorum. Ne diyorsun Emre Hocam? Değil mi? Biraz daha iyi olur. Kızıyorlar çok konuşuyorsun diye de. Hocalık öyle bir şey hocam. Sade müzisyen olunca çalıyorsun da hep birazcık hocalık olunca çok konuşma isteği oluyor hep adamda. Hele müzisyen sen daha kötü yani. Onun için ne yapalım? Tanrı'nın has kulusu. Seyyidina Muhammed.
Kanuni Sultan Süleyman'ın güzel bir güftesi. Hazreti Peygamber'e yazdığı bir naat-ı şerif. Tanrı'nın has kulusun bir adın oldu Mahmud. Biz de diyoruz ki Tanrı tektir, o da Allah'tır. Enteresan bir şekilde ara sıra böyle Osmanlı padişahlarından naat-ı şerifler okuyacağız. Bir cihan imparatoru olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in karşısındaki o acziyetleri ve mahfiyetleri hakikaten takdire şayan. Bence zaten Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey de Hazreti Peygamber'e duyduğu o engin ve eşsiz muhabbet ve saygı ve hürmet. Onun için eğer millet tekrar var olmak istiyorsa muhakkak ve muhakkak Ehlullah'a ve Hazreti Resul'e o duyduğu muhabbeti tekrar yakalamak zorunda. Evet, ne yapıyoruz? Konuşma diyorsun değil mi Gökhan Hocam? Yeter diyorsun. Sayın Şefim. Eyvallah, peki. Tamam, peki. Ne diyoruz? Buyruğun tut Rahman'ın, ama bizim bildiğimizden değil de Balkan'da derlediğimiz güzel bir zikir ilahisi bu. Evet, hep beraber girelim olmazsa. Arada ama siz şey yapın, böyle hani her kıta arasında Mustafa, Eren, şey de yapar mısın? Altan abi de yapar mısın? Sen de arada Hicaz, güzel olur değil mi? Peki, hadi. Hadi buyurun. Tevhide gel, tevhide, tazeye
geç bu fani lezzetten, İç Kevser'i vahdetten, tevhide gel tevhide. Ya ilahe illallah, ya maksude illallah, ya ilahe illallah, ya mevcude illallah, la ilahe illallah, ya maksude illallah, la ilahe illallah, la mevcude illallah. Cenab-ı Hak hepimizi tevhidde buluştursun inşallah. Tevhid. Hepsi sözlerin öğüt gibi, nasihat gibi, yol gösterici, ışık tutucu. Gökhan Hocam, sayın şefim, şimdi orkestraların şefi olmak tabii ki güzel ama şöyle bir şeflerle ilgili bir şey anlatıyorlar. Hani çok sert bir şef varmış. Bir gün bakmış bir tanesi gelmemiş. Nerede bu adam? Demişler efendim vefat etti. Demiş neden bana haber vermedi? Öyle bir şef değiliz değil mi? Ya, ya sorun yok yani bizde. Peki. Bize bir Hicaz Taksim yapsan da bir aşk bezirgahını okusak bari yani. Aralarda hadi bakalım. Bahadır gördüm
can terki dur gör zehir bahadır. Can terki dur gör, kılıç mı keser himmet giyeyim. Ah kılıç mı keser himmet Berdar ettiler, işittin adı. Ah berdar ettiler, işittin adı. Gördüm demesen, zinhar ey Yunus, gördüm demesen, o da yakarlar, gördüm diyeyim, ah o da yakarlar, gördüm diyeyim. Eyvallah. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola ağula aşı. Sözü söylemek çok müthiş bir sanat. Zinhar ey Yunus gördüm demesen, oda yakarlar gördüm diyeni. Dağra çekerler gördüm diyeni. Aynı şeyi söylüyor ama estetik söylüyor yani. Güzel söylüyor değil mi? Şimdi fazla vaktimiz yok. Onun için fazla konuşmayacağız. Müzik yapacağız. Ne yapıyoruz? Bir Hicaz'da hareketli okusaydık. Biraz sonunu hareketlendirdik ama bir tane benim memleketimden okusak Çorum'dan, hani şöyle ara nameyle girsek hareketli. Gideri şu olsa mesela ra 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 ra. Olur mu? Olur değil mi? Şem'e yanan pervaneler. Hadi. Gelsin beraber yana.
Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan sürenin biraz da dışına taştığımız için bir kıta okuduk. Sonra ilerleyen bölümlerde tamamını da okuruz inşallah. Ama güzel bir geçişti. Sormadan etmeden hakikaten harikaydı. Çok süper. 10 numara. Sevgili dinleyenler, evlerinde bizi sabırla izleyen değerli Diyanet TV mensupları, biliyoruz ki siz diğer televizyon izleyicilerinden çok farklısınız. Bizim konuştuğumuz birçok şeyi, anlattığımız birçok şeyi anlıyorsunuz. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri bu okuduğumuz şeylerin ışığında öteki alemde Resulullah'ın sancağı altında hepimize haşretsin diyoruz ve hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun.